Sanırım seni de utandırdım. Kalırsam daha da büyük haksızlık etmiş olacaktım. Yaşayamadıklarımdan pişman olmak istemiyorum baba. Hoşça kal babacığım. Keşke kalmaya cesaretim olsaydı. Keşke Behlül vazgeçseydi. Adnan'ı yarı yolda bıraktım. Behlül'ü bırakmak istemiyorum. Hoşça kal. Efendim. Ben tamamım. Öyle mi? Peki. Sen ne yapıyorsun? Ben yoldayım. Havaalanına gidiyorum. Biletleri falan hallettim. İyi o zaman. Bankaya uğrayacağım. Sonra havaalanında mavi otoparkın girişinde buluşalım. Peki. Görüşürüz canım. Alo. Beni aramışsın Bihter. Evet, öylesine. Toplantıdaydım. Anladım. Ama şimdi eve gidiyorum. Konuşmak istiyorsan evde olacağım. Peki. Sen de dışarıdasın galiba. Eve gelince görüşürüz. Hoşça kal.
Bihter. Geç kaldın değil mi? Var daha. Ben de seni göremeyince bir tur atacaktım. Nerede araba? Valiye verdim. Çantanı bagaja vermeyelim. Tamam. Hadi o zaman. Hadi. Bihter. Ne oldu? Yapamayacağım. Ne diyorsun sen? Yapamayacağım. Bir daha geri dönemeyiz. Geri dönmek isteyen kim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bihter gelmedi daha. Biliyorum. Özür dilerim. Sana güvenmekle hata etmişim. Bu kapı niye kapalı? Bihter Hanım kapatmış. Şimdi açarım. Ben senden çok özür dilerim Bihter. Defol hayatımdan. Bihter. Defol. Neredesin? Anne, lütfen dinle. Şimdi yukarı çık, Adnan girmeden benim odama giremen. Mektubu aldım. Tal. Açmadın değil mi? Nasıl bir saçmalık yaptığını öğrenmek için tabii ki açtım. Hemen yırt at o mektubu. Lütfen hemen. Merak etme, çoktan yok ettim bile. Şimdi neredeysen hemen dön evine. Daha başka bir saçmalık yapmadan dön. Yoldayım. Behlül yanında mı? Ne Behlül, ne saçmalıyorsun? O mektuptan bunu mu anladın sen? Behlül'le mi gittiğimi zannettin? Tamam, sen öyle değil diyorsan. Değil tabii. Ben sadece biraz nefes almak istedim. Peki. Bir an önce eve gel de konuşalım. Tamam. Thank you.
Thank you.